Canlarım merhabalar, ben Emre Hocanız. Evet, trigonometride kaldığımız yerden devam ediyoruz. Toplam fark formüllerinin tanjant ve kotanjant olanları. Evet, şimdi toplam farkı dediğim gibi 3 başlıkla inceleyeceğiz. Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant ve en son şekil soruları. Bu ikinci dersimiz. Tanjantın formülleri ne? Tanjanttan kotanjant nasıl bulunur? Bunların yorumunu yapacağız. Önce şunu söyleyelim arkadaşlar. Tanjantın formülü şu canları. Tanjant A artı tanjant B bölü artı ise artı 1 eksi tanjant A ile tanjant B'nin çarpımı. Peki tanjant A eksi B ne? Farkındaysanız burası artı iken burası eksi ya. Burası eksi iken burası aynen şöyle oluyor. Tan A eksi tan B bölü 1 artı tanjant A çarpı tanjant B. Arkadaşlar eksi iken burası eksi, burası artı. Burası da artı iken burası artı, burası eksi. Keşke, hep söylemişimdir, hayat bu kadar güzel olsa. Tanjant işte 45 ile tanjant 30'un toplamı. Keşke tanjant 75 olsa, fakat öyle bir şey yok. Yani sen düz bir toplama yapamıyorsun. Aynı faktöriyellerdeki gibi. Şimdi kotanjantın formülüne biz şunu biliyoruz. Kotanjant A ile tanjant A'nın çarpımı neye eşit? 1'e eşit. O zaman kotanjant A dediğimiz şey 1 bölü tanjant A mı? Yani senin ifaden 1 bölü şekline çevirdiğin zaman tanjanta geçiyorsun. Ben kotanjantın formülünü ezberlemeyeceğim. Onun yerine 1 bölü tanjant, burası A artı eksi B'nin formülünü bileceğim. Yani bu ne demek? Kotanjant A artı B mi sordu sana? Sen şunu hesaplayacaksın. 1 bölü tanjant A artı B'yi hesaplayacaksın. Sana kotanjant A eksi B'yi mi sordu canlarım? Sen 1 bölü tanjant A eksi B'yi hesaplayacaksın. Bunları bileceksin. Bunları bildiğin zaman işin rahat. Gel şimdi sorularına. Soruları çok basit. Bakın, öğreteceğim. Her soru çeşidini öğreteceğim. 1. Hemen formülü bir hatırlayalım bak. Tanjant 20 artı tanjant 25 bölü 1 eksi tanjant 20 tanjant 25. Şu benim yazdığım şu formül değil mi canlarım? Bak, dikkat edin. Hemen yazıyorum. Tanjant A artı tanjant B bölü 1 eksi tan A tan B değil mi? Bak şimdi. Senin ifadende tan A tan 20 olmuş. Tan B de tan 25 olmuş. Yani A dediğin açı 20 olmuş. B dediğin açı ise 25 olmuş. Bu formül kimin formülüydü? Tanjant A artı B'nin formülüydü. Yani 20 artı 25. Burası tanjant 45 geldi. Peki tanjant 45'te neydi? 1. O zaman A dediğin ifade 1'e eşit. Gel şimdi B'yi bulalım. B'yi kırmızıyla yapacağım. İyi izleyin. Burası da tanjant x eksi, hani a'lar karışmasın, tanjant y bölü 1 artı tan x tan y mi? O zaman a yerine x gelmiş, b yerine de y gelmiş. Ara eksi, bura artı. O zaman burası tanjantın x eksi y formülü. X kim? 65. Y kim? 20. O zaman tanjant 65 eksi 20'den 45. Bu da 1 geldi. A1, B1. Bunların çarpımı 1'dir. Birinci sorumuz bu şekilde. Basit. Korkmayın. Yani ilk kez 11'den 12'ye geçen arkadaşlarım varsa konu çok basit. Bak, söylüyorum. Geldim buraya. 40-20, 1 eksi tan 40 tan 20. Ya canlarım, şurası tan A mı? Artı burası da tan B mi? Burası da 1 eksi tan A ile tan B'nin çarpımı mı? Bu formül kimin formülüydü? Tanjant, büyük bir şekilde yazıyorum, A artı B'nin. A kim? 40. B kim? 20. Toplarsan tanjant 40 artı 20 oldu. O da tan 60 oldu. 60 derecenin değeri köküçtü. Mevzu bu. Geçtik bir sonraki soruya. Evet,
Şimdi canlıların bak A bölü B'yi hesapla demiş. A bölü B. Şimdi bir bölme işleminde şöyle yazalım. Hatta bak direkt burada bölelim. Birinci aynen yazılır. İkinci ters çevrilip çarpılır. Yani sen bunu yukarıya ters çevirip çarpma olarak göndereceksin. O zaman şu oku bir silelim. Şöyle yukarıya bir gönderelim. Ters çevirip çarpacağız dedik ya. Tan 59 eksi tan 14 bölü 1 artı tan 59 tan 14 oldu. Ne yaptık? Bunu ters çevirip yukarı gönderdik. Tamam. Soru bitti mi? Bitti. Bir kereliğe mahsus. Bir daha göstereceğim. Daha göstermeyeceğim. Bak tan A artı tan B 1 eksi tan A çarpı tan B. Burası tanjantın toplam formülü. Yani tanjant A artı B. Yani o da 17 artı 13'ten tan 30. Şimdi geldim buraya bak. İyi izleyin. Burası da tan A eksi tan B 1 artı tan A tan B. Bu kimin formülü? Bu da tanjantın A eksi B formülü. Keşke A B demeseydik, X Y deseydik iyiydi ama fark etmez. Artık biraz daha öğrendiniz. O zaman 59'dan 14 çıkarttım. 45. Tanjant 45'in 1 olduğunu biliyor musun? Evet. Tanjant 30'un da kök 3 bölü 3 olduğunu biliyor musun? Evet. Bunları çarparsak kök 3 bölü 3 de cevap. Bu kadar. Geçtik. Bir sonraki soruya. Kotanjant 105. Şimdi ben size ne demiştim? Önce şöyle bir şey yapabilir miyiz? 105 dediğim ifade. İkinci bölgede mi? Evet. Evet. Ya da daha basit bir yol yapabilir misin? Daha basit yollar. Ne demek? Şunu kotanjant 60 artı 45 diyebilir misin? Bu da olabilir. Anlaştık mı? Direkt böyle de yapabilirsin. Ben bunu sonra 1 bölü kotanjant 60 artı 45 yazdım. O da 1 bölü tanjant 60 artı 45 oldu. Bu kadar. Mevzu bu. Yani ne yapacaksın? Şunu yapacağım. 1 bölü tan 60 artı tan 45 1 eksi tan 60 tan 45 değerlerini bulup yerine yazacağız. O da 1 bölü tan 60 kök 3 artı 1 bölü 1 eksi kök 3 ile 1'in çarpımı kök 3. Bunu ters çevirip çarpacağız. 1 eksi kök 3 bölü 1 artı kök 3 oldu. Bunun gerisi işlemi yap, sonucu bul. Bu birinci yol. Bunu yapmayacağım ama bak. Ben şunu yapacağım. İkinci yolu göstereyim size. Hemen ikinci yol. O da şu. O da şu. Tanjanta çevirmeye çalışacağım ama şöyle. Kotanjant 105 ikinci bölgede olduğu için 180'e tamamlıyorduk. Kotanjant 75 oldu mu? Oldu. İkinci bölgede bu eksi miydi? Eksiydi. Şimdi bunu 90'a tamamlayan değer tanjant 15 mi? Evet. Eksi tanjant 15'i de 60 eksi 45'ten bulabilirsin. Böyle de yapabilirsin. Ben böyle yapıyorum genellikle. Ters çevirmeyi sevmiyorum. Genellikle bu şekilde yapıyorum. Haberiniz olsun. Geldim bir sonraki soruya. Tanjant 75. Burada mecburen bulacağım. Öbüründe işlemi yarıda bıraktım. Gerisi sizde kalsın. Tanjant 75, 45 artı 30. Tamam mı? Bak, tan 45 yazdın mı canım benim? Sonra tan 30 yazdın mı? Arası artı. Sonra 1 eksi tan 45 çarpı tan 30 oldu mu? Evet. Şimdi tanjant 45 değeri neye eşit? 1'e. Tanjant 30 neye eşit? 1 bölü kök 3'e ya da kök 3 bölü 3'e. Ben direkt kök 3 bölü 3 yazayım. Tamam mı canlarım? Geldim. Burası da 1 eksi kök 3 bölü 3. Burayı düzenle.
3 artı kök 3. Dikkat edin, bir şey yazmadım. Sebebini hemen söyleyeceğim. 3 burada da payda da var, burada da payda da var. Payda eşitlesen de bunlar birbirini götürecek. Nasıl eşitledik? 3 ile 1'i çarptık, kök 3 ile topladık. 3 ile 1'i çarptık, kök 3'ü çıkarttık. Sonra 3'ler birbirini götürdü. Buradan kurtulmanın yolu ne? Eşleniyle çarpmamak. Diğer soruda yapmadım, burada yapıyorum. 1. Bunun eşleni 3 artı kök 3. Bak şimdi. 3 artı kök 3 ile 3 artı kök 3'ü çarpıyorum. Birincinin karesi 9. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı 6 kök 3. İkincinin karesi 3. Geldim buraya. 3 çarpı 3 9. Burada 2 kare farkı var. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3. Burada 2 kare farkı, burada parantez açılımı. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı ikincinin karesi. Burada ise birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Burası ne geldi? 12 artı 6 kök 3 bölü 6. Şimdi 6 ile sadeleştireceğiz, soru bitecek. 6'ya böldüm, 6'ya böldüm, 6'ya böldüm. O da 2 artı kök 3 geldi. Doğru cevap E şıkkı. Mevzu bu. Basit mi? Basit. Gerçekten basit. Zor bir şey değil. Geldim. Ne diyor? Tanjant A artı B. Ben bunun formülünü bir yazayım. Bunun formülü tan A tan B, tamam mı? Bölü 1 eksi tan A çarpı tan B. Şimdi canların ABC bir üçgen mi? Evet. Sinüs A 3 bölü 5'miş. A açısı 90'dan küçük yazmış. Peki niye? Çünkü sinüs dediğiniz ifade hem birinci bölgede hem de ikinci bölgede pozitif olduğu için sinüsün mecburen 1 mi 2'de mi olduğunu bilmek zorundasın. O yüzden adam buraya 90'dan küçük yazmış. Bak kosinüse ne yapmış? Direkt 5 bölü 13 yazmış. Hiç B 90'dan küçük bir şey demiş mi? Dememiş. Çünkü kosinüsün pozitif olduğu yer birinci bölge. İkinci bölgede olsaydı kesinlikle negatif olacaktı. O yüzden dememiş işte. Peki 1 sinüs A 3 bölü 5. Hemen bir tane üçgen çizelim. Çizdik. Şuraya bir tane de aşağıya çizeceğiz mecburen. Tamam mı canlarım? Çünkü iki üçgen olmak zorunda. Şuraya 90'ı yazdım. Şuraya A açısını yazdım. Sinüs A karşısı 3, hipotenüsü 5, komşusu 4. Kosinüs B, B açısına göre yazıyorum. Komşusu 5, hipotenüsü 13, karşısı da 12. Tan A, tan A ne? Karşı bölü komşu. 3 bölü 4. Peki tan B 12 bölü 5 bölü 1 eksi 3 bölü 4 12 bölü 5. Gerisi rasyonel sayılar. Hoş geldin. Bunu 5 ile bunu 4 ile çarpacağım. 5 kere 3 15. 4 çarpı 12 48. Payda kaç oldu? 20. Geldim buraya. 1 eksi 36 bölü 20. Şimdi burası 48, 58, 63 bölü 20 oldu. 20 çarpı 1, 20. 36 çıkart, eksi 16 bölü 20. Birinci kesri aynen alacaksın. İkinci kesri ters çevirip çarpacaksın. Ama dikkat, bir tane eksi var, o eksiyi gelip başa koyacaksın. 20'ler birbirini götürdü. Eksi 63 bölü 16 da cevap geldi. Mevzu bu. Ne yaptık? Formülü uyguladık. Bu kadar. Geçtik bir sonraki soruya. Şimdi burada baktığımız zaman A açısı 90'dan büyükmüş. O yüzden sinüs değeri pozitif. Güzel. Kosinüs B de 12 bölü 13. Demek ki B açısı bir dar açı. Çünkü ne yapacak? 90'dan küçük olacak ki bu ifade birinci bölgeye düşsün. Biri genişse biri dar olmak zaten zorunda ama bilelim yine de biz. Tanjant A eksi B'yi sormuş. Tanjant A eksi B'nin formülü tan A eksi tan B mi? Evet. Bölü 1 artı. Bura eksi ise bura artı oluyordu. Unutmayın. Tan A çarpı tan B. Şimdi canlarım hemen bir üçgen çizelim. Bak şuraya bir üçgenimizi çizelim. Mevzuyu anlayalım. Soru çok güzel bir soru. Ufak bir çeldiricisi var.
Şimdi şuraya A açısını yapıştırdım. Sinüs A karşısı 4, hipotenüsü 5, komşusu 3. Geldim buraya. Kosinüs B komşusu 12, hipotenüsü 13, karşısı 5. 5, 12, 13. Şimdi tanjant A. Tanjant A 4 bölü 3 yazmak istiyorum ama yazamıyorum. Sebebi 1. A açısı 90 dereceden büyükse ikinci bölgededir. İkinci bölgede tanjant negatiftir. O yüzden sen buraya eksi 4 bölü 3 yazacaksın. Bu eksiği aldın. Tanjant B 5 bölü 12. Bak bu 5 bölü 12 buradaki eksi formülün eksisi. Geldim buraya. 1 eksi. Niye eksi oldu hocam? Normalde burası artı. Evet ama tanjantın değeri eksi 4 bölü 3. Tanjant B'nin değeri 5 bölü 12. Biri eksi, biri artıysa çarpımları negatiftir. Bak tekrar buraya yazayım ki karışmasın. Tan A eksi 4 bölü 3. Tan B ise 5 bölü 12. Anlaştık mı? Peki hemen geldim burayı bir düzenleyeceğim. Bunu kaçla çarpacağım? 4 ile. Çarptım eksi 16. Eksi 5 ile topladım. Eksi 21 bölü 12. Canlarım burayı bir düzenleyeyim bak. 1. Şu 4 ile şu 12 sadeleşti. 3 oldu mu? Oldu. Burası 1 eksi 5 bölü 9 geldi mi? Geldi bak. Niye? 3 kere 3 9. Şimdi 9'da 1'i çarptım. 9. 5 çıkarttım. Burası 4 bölü 9 geldi. Şimdi birinci kesri aynen aldım. İkinciyi ters çevirip çarptım. Neye dikkat edeceğim? Sadeleştirmeye. 3'e böldüm 4. 3'e böldüm 3. 3 çarpı 21 eksi 63 yapar. 4 çarpı 4 de 16 yapar. Doğru cevap D şıkkı gelir. Güzel bir soru. Neye dikkat edecektim burada? Tanjantın negatif olmasına. Mevzu bu. Geldim. Şimdi kotanjant x 1 bölü 4, kotanjant 45 artı x. Ben şimdi kotanjantı vermiş. Şöyle bir şey yapabilir miyim? Tanjant x neye eşittir? Hatırlıyorsanız ters çevirdiğin zaman tanjantı buluyordum. Tamam. Ben kotanjantın formüllerini bilmiyorum. Bilmediğim için kotanjantı tanjanta çevirmek için kaça tamamlıyorduk? 90'a. 45'i 90'a tamamlayan 45'tir. Artı x'i kim yok eder? Eksi x yok eder. Bak bunları toplayın 90 geldi. Anlaştık mı? Soru bitti. Bak şimdi tanjant 45 eksi x'in formülünü uyguluyorum. Tan 45 yazdın mı canım benim? Yazdın. Arada eksi olduğu için eksisini koydun. Tan x'ini yazdın mı? O da tamam. Buraya da geldim 1. Bura eksi ise bura artı. Tan 45 çarpı tan x yazdın mı? Eyvallah. Şimdi tan 45 1. Tan x 4 yazdım. 1 artı 1 çarpı 4. Burası ne geldi? Eksi 3 geldi. Aşağısı 5 geldi. Doğru cevap A şıkkı. Mevzu bu. Geçtik bir sonraki soruya. Bak. Tanjant 45 eksi alfa. Çok güzel bir soru. Öğretici bir soru. 1 pi bölü 4 45. Tanjant 45 eksi alfa. Canlarım uzun uzun yazıyorum. Sen bunu formülde tan 45 yazdın mı? Eksi ise eksi tan alfasını koydun mu? Bölü 1 artı tan 45 tan alfa yazdın mı? Evet. Tan 45'in formülü 1. Tanjant alfa bulmadım. Ne yapacağım? Hemen bir üçgen çizeceğim. Üçgeni çizdim. Şuraya alfa açısını koydum. Kosinüsün komşusu 3, hipotenüsü 5, karşısı da 4. O zaman 1 eksi tan alfa karşı bölü komşudan 4 bölü 3 geldi. Kırmızıyla yazmaya devam ettim. 1 artı tan 45 1. 1 çarpı 4 bölü 3 de 4 bölü 3. Düzenle burayı. 3 kere 1, 3. 4 çıkar. Eksi 1 bölü 3. 3 kere 1, 3. 4 ile topla. 7 bölü 3. Bölmede biraz önce söylemiştim. Burada göstereyim. Bu üçler birbirini götürür. Eksi 1 bölü 7 de cevap. Bu kadar. Geçtik. Şimdi tan 50'nin x ve y türünden değeri. Canların 50 dediğiniz şey 29'da 21'in toplamı değil mi? Evet. Ben şöyle yazacağım bak. Tanjant 50 ya. 50'yi tanjant şöyle yazıyorum. 29 artı 21 şeklinde yazıyorum.
Peki bunun formülü neydi? Tan 29, tamam mı? Artı tan 21 bölü 1 eksi tan 29 çarpı tan 21'dir. Peki tan 29 x mi? Evet, geldim buraya x yazdım. Şimdi iyi dinleyin. Kot 21 y ise tan 21 her zaman onun 1 bölü halidir. Yani burası 1 bölü y. Geldim 1 eksi x çarpı 1 bölü y. Düzenle burayı. Y ile x'i çarp xy. Artı 1 bölü y. Bura ne oldu? Burada 1 eksi x bölü y. Düzenle y ile 1'i çarp. Y x çıkart. O zaman xy artı 1 bölü y bölü y eksi x bölü y. Kimler gidecek yine? Yine y'ler gidecek. Bu y bu y'yi götürdü. Cevap da xy artı 1 bölü y eksi x. Doğru cevap bu arkadaşlar. Neye dikkat edeceksin? Kod 21'i vermiş. Tan 21'e geçmeyi unutmayacaksın. Şimdi canlarım mevzumuz az çok anlaşıldı. Tanjantın formülü belli. Tan A artı B, tan A tan B, 1 eksi tan A tan B'nin çarpımı. Bunu bil, soruları yap. Bunu bil, soruları geç. Kotanjant da aynı mantık bak. Aynı. Geldim şimdi. Ne yaptık? Kotanjant 35'i sormuş. Şimdi kotanjant 35 aslında 63 ile 28'in çıkarılmış hali. İyi güzel. Bak kotanjant 35. 35 değil de ben oraya 63 eksi 28 yazayım. İyi de ben bunun formülünü bilmiyorum. Ben kimi biliyorum? 1 bölü kotanjant dediğin şey tanjantı 63 eksi 28'i biliyorum. Şimdi gelin formülünü uygulayalım. Bak 1 bölü tan 63. Arada eksi var. Mecburen eksi. Tan 28 bölü 1 artı. Burası eksi ise burası artı. Tan 63. Tan 28. Soru bitmek üzere. Niye diyeceksiniz? Şurası 1. Temel işlemleri yapacağız, bitireceğiz. Tan 63 A. Buraya geldim A yazdım. Tan 28 bu B ise tan 28 neydi canları? Çok geçti. 1 bölü B. Yani bunun bölü halidir. 1 bölü B. Bölü 1 artı tan 63 A. Burası 1 bölü B. Şimdi burayı uzun uzun yapmayacağım. Bak B ile A'yı çarptım. AB eksi 1. Bak şimdi. Burası da B artı A bölü B. Bu B bu B'yi götürüyor. Sonra ters çeviriyorsun. A artı B bölü AB eksi 1. Eğer ki burada zorluk çeken arkadaşlarım varsa onlar uzun uzun yapsın. Bak nasıl? Bununla bunu çarpsın. Sonra bölü B yazsın. Burada bölü B var. Bu B'ler birbirini götürdü. Ben ama onları kısa yoldan yazdım. Doğru cevap da B şık. Geçtim. Bir sonraki soruma. Şimdi formüle baktığın zaman çok tanjantın fark formülüne benziyor. Niye? Burası eksi burası artı. Bak bu birinci ipucu. Şimdi ikincisi hatırlıyorsanız ben şu iki ifadesiyle burada farkını almış, burada çarpmış. Bu aynı bizim şu tanjantın A eksi B formülüne benziyor. Ne demek istiyorsun Emre hocam? Bak tan A eksi tan B bölü 1 artı tan A çarpı tan B. Bak eksi tuttu. 1 artı da tuttu. Çarpımları tuttu. Demek ki şu 2 dediğin şey tanjant bir A olsun. O zaman burası tan x eşittir. Tan A eksi tan y bölü 1 artı 2 yerine tan A yazarsan tan A çarpı tan y oldu. E peki canlarım bu formül şu kırmızı içine aldığım ifade şu değil mi? Tanjantın fark formülü yani tanjant A eksi y. E buradan çıkan sonuç demek ki bu iki ifade birbirine eşit. X eşittir A eksi y.
Buradan x artı y eşittir a. O zaman x artı y eşittir a ise sana tanjant a'yı sormuş. Ben zaten tanjant a'ya kaç demiştim? 2. Mevzu bu. Çok güzel bir soru bak. Gerçekten çok kaliteli bir soru. Beğendim. Geçtik bir sonraki sorumuza. Evet, bak şimdi çok zor gibi görünüyor. Eyvallah. Tane tane göstereceğim. Soru kaçmayacak bizden bak. 1. Yukarıda bir 2 kare farkı var. Yukarıda bir 2 kare farkı var. Ne? Tan kare 37 eksi tan kare 23. Yani nerede var hocam? Ben niye görmüyorum? Bak a kare eksi b kare. Bunun karesi eksi bunun karesi. Bu neydi? A eksi b çarpı a artı b'dir. O zaman iyi izleyin hocanızı. Tan 37 eksi tan 23. Yanlış yaptığımda da beni uyarın demek isterdim ama tan 37 artı tan 23 böyle karmaşık bir yapı. Şimdi geldim aşağıya. Aşağıda da iki kare farkı var. Bak 1 eksi karelerin farkı var. Tamam. Nasıl yapacağız? Şimdi hatırlıyorsanız tanjantın eksi formülünde artı oluyordu. Artı formülünde de eksi oluyordu. Ben o zaman buraya artılı olanını yazayım. 1 artı tan 37 çarpı tan 23. Buraya da eksili olanını yazayım. Hocam ben şu birinciyi gördüm ama ikinciyi görmedim. Bak bu çok bariz belli. A eksi B artı B. Alttakini görmedim diyenlere bak şunu yazıyorum. Burası 1'in karesi. Burası da aslında tanjant 37 çarpı tanjant 23'ün karesi. Çünkü bir kare var, bir kare var. Bunu yukarı aldım. Bu da 1 eksi tan 37 tan 23 çarpı 1 artı tan 27 tan 37 tan 23. Buradan geldi. Şimdi soru bitti canlarım bak. İyi izleyin. 1. Şurası tanjantın fark formülü. 37'den 23 çıkarsa ne kalır? 14. Yani burası tam 14 oldu. Peki buraya baktığın zaman 37 ile 23'ün toplamı. Yani tanjant 60 oldu. Tanjant 60 kök 3 bu cepte. Şimdi bir operasyon yapacağız bak. 360'a tamamlayacağım. Kotanjant 14 oldu. Dördüncü bölgede eksi olduğu için böyle. Eşittir x. Buradan kotanjant 14 eşittir eksi x geldi. O zaman tanjant 14 ne gelir? Eksi 1 bölü x. O zaman burası eksi 1 bölü x çarpı kök 3. Cevap da eksi kök 3 bölü x. X'ini yazmadık. Tamam. Doğru cevap A şıkkı. Mevzu bu. Geçtik bir sonraki soruya. Bir ikinci dereceden denklem var. Bu denklemin kökleri kotanjant alfaya kotanjant betaymış. Buna göre tanjant alfa artı beta değeri kaçtı? Çok tatlı bir soru. Önce şurada bizden istenen yere bir bakalım. Tan alfa, tan beta bölü 1 eksi tan alfa çarpı tan beta. Bu benden istenen şey. Peki denklemin kökleri belli ise kökler toplamı yani kotanjant alfa ile kotanjant beta'nın toplamı eksi b bölü a'dan 6. İyi de ben kotanjantla işlem yapmayacağım. Tanjanta geçeceğim. O zaman burası 1 bölü tan alfa. Burası da 1 bölü tan beta eşittir 6. Ben bunu tan beta ile çarpsam. Bunu da tan alfa ile çarpsam. Buradan tan alfa artı tan beta bölü tan alfa çarpı tan beta ne gelecek? 6 gelecek. Şimdi bu kökler toplamından. Kökler çarpımı ne? Kotanjant alfa ile kotanjant beta'nın çarpımı ise 3. Bu ise 1 bölü tan alfa yapar. Burası ise 1 bölü tan beta yapar. Çarparsan 3. O zaman 1 bölü tan alfa ile tan beta'nın çarpımı 3'müş. Canlarım ben bunu şöyle yazabilir miyim? Tanjant alfa artı tanjant beta. İyi izleyin. Bak bunu yukarıya, bunu aşağı gönderdiğim zaman
Tanjant alfa ile tanjant beta'nın çarpımı 1 bölü 3 geldi. O zaman burası 1 bölü 3 eşittir 6. Soruyu bitirdin. Niye? Tan alfa artı tan beta eşittir 6 çarpı 1 bölü 3'ten 2 gelecek. Burası 2'ymiş. Burası da 1 eksi. Bak, tan alfa ile tan betayı kaç buldun? Çarpımlarını 1 bölü 3 buldun. O zaman 2 bölü 3 kere 1 3. 1 çıkar 2 bölü 3. Birinci kesir aynen yazıldı. İkinci ters çevrilip çarpıldı. Sadeleşti. 3 geldi. Çok güzel bir soru. Evet, geçelim son sorumuza. 71, 26, 71, 26. Çok alakasız sayılar. Yani ne işime yarayacak? Arkadaşlar böyle tanjantta gördüğünüz zaman bir toplayın, bir de çıkarın. Bakalım bilindik bir değer geliyor mu? 71 ile 26'yı topladığım zaman 97. İşime yaramaz. Ama 71'den 26'yı çıkarttığım zaman kaç geldi? 45. Hoppala. Bu işime yarar. Bak niye? O zaman ben tanjant 71-26'yı şöyle yazabilir miyim? Tanjant 45 yazabilirim. Çünkü farkları 45. Bunun formülünü uygula. Tan 71 eksi tan 26 bölü 1 artı, çünkü orası eksi ise burası artıydı, tan 71 çarpı tan 26. Peki tanjant 45 ne? 1. İçler dışlar. İçler dışlar yaparsan tan 71 eksi tan 26 eşittir 1 artı tan 71 çarpı tan 26 oldu mu? Evet oldu. Bunu karşıya şutla, sevenleri kavuştur, işlem bitsin. Tan 71 eksi tan 26 eksi tan 71 çarpı tan 26 da 1'miş. Bana da zaten onu sormuştu. 1 de cevap arkadaşlar. Evet, böylelikle tüm sorularımız yine bitti. Elimden geldiğince bütün soru çeşitlerini gösterdim. Bir sonraki video şekil soruları. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.